de gençlerde çoğalan bu madde bağımlılığı. Bence bunlar. Aileler daha bilinçli olmalı. Gençlerin istek ve arzularına karşılık verilmemesi, baskı, şiddet çoğunlukta. Son zamanlarda yaşadığımız virüsten kaynaklı da olabilir. Hani insanlar artık eskisi gibi dışarı çıkamıyorlar. Çıksak da hep tedbir almak zorundayız. Bu kimisine ağır geliyor olabilir. Ne yapacağımızı bilmemek, belli bir kalıba girmek zorunda kalmamız. Modern yaşam tarzıyla eski kültür arasındaki çatışmadan kaynaklanan bir eksiklik diye düşünüyorum. Kayseri'de çoğalan intihar vakalarının sizce sebebi nedir? Bilmem. Kızlardır büyük ihtimal. Neden? Kızlar trip atıyor, erkekler de dayanamıyor. Gençlerimizin okumaması. Evet, yani. Kendilerinin geliştirmemesi, hep aynı yöne bakması. Hayatı sadece bir noktadan ibaret görmesi. Hayat o kadar bir noktalık bir mevzu değil yani. Ben ekonomik olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında insanların rahat yaşama alışkanlıklarını bozan şeyler olduysa bunlar olabilir. Psikolojisi bozuk olabilir. Yani bunalım da herkes. Ortalığın durumu belli. Parasızlık. Çünkü kimse geçinemiyor asgari ücrette. Onun için intihar olayları da çoğaldı. Zaten pandemiden dolayı kimse iş de bulamıyor. Onun için çoğalıyor, daha da çoğalacak gibi. Allah hayırlısını versin. Böyle devam ederse bayağı çoğalır. Ya muhtemelen yaşadığı maddi zorluklar vesaire olabilir. Buna ilgilenir. Biliyorsunuz şu an günümüzde de durumlar pek iyi değil. Ama dediğim gibi detayını da bilmiyorum yani. Bence sebeplerinden en başta ekonomik sorunlar geliyor. Türkiye'de artan dolarla beraber, enflasyonla beraber artan para sıkıntıları yüzünden insanlar meyilli olmaya başlıyor. Ve ailevi sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Kadın cinayetleri de arttı. Bu kadar. Yani benim düşüncelerim bu. En başta ekonomi geliyor bence yani. Sadece tek bir düşüncem var. Maddi sorunlar yüzünden olabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Herkeste hani her şey bende de olsun var. Hani sadece zenginlerde oluyor ya, hani diğer insanlar da bende de olsun istiyor. Stresten, depresyondan, maddi durumdan, ayrılıklardan, koronadan her türlü o şekil. Maddi çöküntü diyelim. Yani maddi açıdan bayağı düşüşteyiz. Bence bu yüzden olabilir. Bir de pandemi sebebiyle herkes evde oldu. Sorunlar başladı. Bu yönden olabilir diye düşünüyorum ben. Yani psikolojik olabilir. Ekonomik sıkıntılar olabilir. Herkesin sıkıntısı başka yani. Ülkemizde olan stres, okul kaygısı olabilir, ekonomik durumumuz olabilir. Yani gençlerimiz bu durumları çok takıyor kafalarına ve intihar ediyorlar gibi geliyor. Yani birçok sebebi var. En etken ekonomi şu anda. Daha sonrasında da aile, huzursuzluk, geçim sıkıntısı, hepsi üst üste gelince insanlar son hatta intihar ediyor. Allah kimseye göstermez. Çok yakından takip etmiyorum da oluyor yani maalesef. Kayseri'de de oluyor. Dünyada da oluyor. Güvensizlik olabilir, gelecek kaygısı olabilir. Ailenin baskısı olabilir. Vallahi da ortam bozuk. Pahalılık, geçimsizlik işte zavallı bunalıma giriyor. Değil mi? Ne olacak? Allah bilir ne derdi var milletin. Borç, harç, bankalar duman ediyor adamları. Gerçekten toplumumuz adına çok üzücü bir olay ama eğer öyle bir şey varsa büyük bir ihtimal, benim kendi düşüncem, insanların kişisel gelişimlerindeki eksiklik, eğitimdeki eksiklik, ondan sonra modern yaşam tarzıyla eski kültür arasındaki çatışmadan kaynaklanan bir eksiklik diye düşünüyorum. Ama bunun içerisinde zannediyorum ekonomik durumlarda söz konusu olabilir. Gelecek kaygısı. Ne yapacağımızı bilmemek, belli bir kalıba girmek zorunda kalmamız. Bunlar bence. Son zamanlarda yaşadığımız virüsten kaynaklı da olabilir. Hani insanlar artık eskisi gibi dışarı çıkamıyorlar. Çıksak da hep tedbir almak zorundayız. Bu kimisine ağır geliyor olabilir. Ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha çok hani bu korona döneminde insanlar daha çok böyle içindekini dışarıya yansıttı diye düşünüyorum.
hani kendiyle böyle barışık değil de daha tezat olmaya başladı diye düşünüyorum. Bence hem pandemi, insanlar sürekli evde, depresyondalar, sıkıntıdalar. Hem de gençlerde çoğalan bu madde bağımlılığı. Bence bunlar. Aileler daha bilinçli olmalı. Psikolojik sorunlar demiştim ya. Artı gençlerin istek ve arzularına karşılık verilmemesi. Baskı, şiddet çoğunlukta.